İsimlerinden de anlaşılacağı gibi kandaki al yuvarlar aldır, yani kırmızıdır. Zaten bunların bir diğer adı da kırmızı kan hücreleri. Evet, şurada küçük bir kan damarı görüyorsunuz arkadaşlar, içinde kan var. Evet, al yuvarlar kanda bulunur dedik. Fakat aslında bu kısım hikayenin sonu değil mi? Çünkü al yuvarlar kanda bulunsalar da orada üretilmezler üretimleri kemikte gerçekleşir. Pek güzel bir çizim olmasa da şunu kemik kabul edelim, tamam mı? Kemiğin içinde, merkezinde şöyle bir boşluk vardır. Bu o kadar belirgindir ki kemiği şöyle ortadan kesseniz ve o parçanın içine baksanız kemiğin dışında hepimizin bildiği beyaz kısmı görürsünüz. Fakat ortasında kırmızı süngerimsi bir doku da vardır. Bu kırmızı süngerimsi dokuya ilik denir. İşte bu ilik denilen yerde al yuvarlarda dahil olmak üzere tüm kan hücreleri üretilir. Aslında bu da hikayenin başı sayılmaz. Çünkü iliğe al yuvar üretmesini emir veren şey böbrektir. İşte böbrek. Böbrek eritropoetin denen bir hormon salgılar. Bunu genelde EPO olarak kısaltıyoruz. Eritro kırmızı, eritropoez ise al yuvar üretmek anlamına gelir. Eritropoetin böbrekten salgılanan ve kemik iliğine al yuvar üretmesini söyleyen bir hormondur. Peki bunu nasıl yapıyor? İliğin içindeki hematopoetik denen iliğin temel hücresi diyebileceğimiz bir kök hücre bulunur arkadaşlar tamam mı? Hematopoetik. İşte bu kök hücre Al yuvar, akü var ve trombosit gibi tüm kan hücrelerinin üretilmesinde rol oynar. Böbrekten salgılanan eritropoetin, hematopoetik kök hücreye al yuvar üretmesi emrini verir. Bunun sonucunda hematopoetik kök hücre, olgunlaşmamış bir al yuvara dönüşür. Şurada çizdiğim şeyi görebilirsiniz. Büyük bir hücre öyle değil mi? Hücrenin içinde çekirdeği var ve onun da içinde DNA var. İşte hücrenin DNA'sı. Bu olgunlaşmamış al yuvar hücresine eritroblast diyoruz. Eritroblast. Bu hücre olgunlaşmamış bir hücredir ve daha sonra olgunlaşarak al yuvara dönüşür. Olgunlaşmış al yuvarlara ise eritrosit denir. Burada eritro kırmızı, sit ise hücre anlamına gelir. O zaman kırmızı kan hücresi yani al yuvardan bahsediyoruz değil mi? Burada da görebildiğiniz gibi eritrosit eritroblasttan çok farklı görünüyor. Öncelikle eritrositlerin içinde çekirdek bulunmaz. Bu yüzden de DNA'ları yoktur. Aynı zamanda eritrositlerin organelleri de yoktur. Yani mitokondri, ribozom gibi şeyler de burada bulunmaz. Peki eritrositin içinde ne var? Çok büyük oranda hemoglobin. Peki Hemoglobin nedir? Hemoglobin, oksijene bağlanan bir proteindir. Al yuvarların oksijen taşıdığını ve ilettiğini biliyoruz. İşte al yuvarların bu işlevini görmesini sağlayan şey hemoglobindir. Çünkü oksijene bağlanan şeydir hemoglobin. Al yuvarların oksijen taşıma görevlerine çok bağlı olduklarını görebilirsiniz. Çünkü hücrelerini tamamen boşaltıp yalnızca oksijenle doldurmuşlardır. Ve yaptıkları tek şey oksijen taşımaktır. Kısacası bir al yuvarın hayat döngüsü bu şekildedir. Bu kan hücresi görevden alınmadan önce 120 gün yaşar. Evet, daha önce anemiden bahsetmiştik. Anemi, al yuvar sayısındaki düşüşü ifade ediyordu. Yani bu durumda vücuttaki al yuvar sayısı çok azdır. Aneminin sebeplerine gelince çok sayıda sebebi olduğunu söyleyebiliriz. O kadar fazla bir sayıdan bahsediyoruz ki, farklı anemi sebeplerinden bahsetmeye kalksak bir haftamızı falan alır. Fakat anemiyi ilk olarak tanımlayan araştırmacılar kendilerine çok önemli bir soru sordu. Al yuvar sayısının azalması al yuvar yapımında bir sorun yaşandığı için mi yoksa normal, sağlıklı al yuvar hücreleri yıkıma uğradığı için mi görülüyor? Bu araştırmacılar bu şeklin altına bir çizgi çizdiler. Bir kere daha çizeyim. Evet şeklin altına bu büyük çizgiyi çektiler. Çizginin üstünde üretim sayısı azlığı ile ilgili olan sorunlar, çizginin altında ise normal, sağlıklı al yuvarların zarar gördüğü yani yıkıma uğradığı durumlar yer alıyor. Yani bir tür yok olma ve yıkım sorunu. Az üretim ve yıkımdan kaynaklı anemilerin farklı çeşitlerine daha sonra detaylıca bakacağız. Fakat şimdilik farklı türlere şöyle bir göz gezdirmek istiyorum. Çok açık bir renk kullanayım. Evet, bakalım bu yeşil güzel. Böbrekle başlayalım. Diyelim ki birinde böbrek yetmezliği rahatsızlığı var ve bu sebepten yeterli miktarda eritropoetin üretimi yapılamamış. O zaman tüm bu sürecin işlemesi olumsuz etkilenmiş olur, değil mi? Böylece yetersiz miktarda üretim ve anemi görülür. Peki devam edelim. Diyelim ki iliğimiz bir virüs sebebiyle enfeksiyon kapmış ve hasta olmuş ilik al yuvar üretemeyecek kadar hastaysa ne olur? Veya bir tümör tarafından ele geçirilmiş, yara dokusu geliştirmiş olabilir. Yani yeterli miktarda al yuvar üretememesinin sebebi bu olabilir. Bu da üretim azlığından kaynaklı anemiye sebep olabilir. Şimdi de şu eritroblasta bakalım. Bildiğiniz üzere eritroblastın büyük bir çekirdeği var. Aynı zamanda merkezinde birçok DNA bulunuyor. Peki ya tüm bu DNA'yı üretecek yeterli sayıda görevli hücre bulunmasaydı? Bu durumda istediğimiz kadar eritroblast ve eritrosit üretemeyecektik ve bu da anemiye sebep olabilirdi. Son olarak eritrosite gelelim. Bunun içinin bol miktarda hemoglobinle dolu olduğunu söylemiştik. Hemoglobinin birçok farklı bileşeni vardır. Ya bu bileşenlerden birinde eksiklik görülüyorsa, yani hemoglobinin yapısında sorun varsa bu da anemi'nin en çok görülen sebeplerinden biri olabilir. İşte tüm bu verdiğim örnekler, al yuvarların yeterli miktarda üretilmediği zaman görülen anemiye örnekti. Peki ya yeterli miktarda üretilen sağlıklı al yuvarlarımız varsa ve bunlar kana gönderiliyorsa fakat bu sefer bağışıklık sistemimiz al yuvarlara saldırmaya ve onları yok etmeye başlıyorsa işte bunun sonucunda al yuvarların yıkıma uğradığı anemi çeşidi görülür arkadaşlar. Peki bağışıklık sistemimiz yerine virüs ve bakteri gibi patojenler al yuvarlarımıza saldırmaya başlarsa bunun sonucunda da al yuvarların yok edildiği anemi çeşidi görülür yine. Son olarak şu damarın devamını çizeyim. Şöyle bir durum olsa ne olurdu? Damarın şu kısmında bir boşluk var tamam mı? Yırtılmış. Kan buradan sızıyor ve kanama görülüyor. İşte bu durumdaki kan kaybından kaynaklı al yuvar kaybı anemi'nin sebeplerinden bir başkası olabilir. Evet, anemi türlerine çok kısa bir giriş yapmış olduk. Fakat sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu kategorileri anlaması gayet kolay ve al yuvarların yetersiz üretiminden mi yoksa al yuvarların yok edilmesinden mi kaynaklanan anemiyle mi karşı karşıya olduğumuzu anlamaya yarayan laboratuvar değerleri mevcut. Al yuvarların yok edilmesinden kaynaklanan anemi söz konusuysa, iliğin veya böbreğin çok yoğun çalışacağını düşünebilirsiniz. Bunlar kaybı karşılamak için süreçlerini hızlandırırlar. Daha fazla al yuvar pompalamaya çaba gösterirler. Hatta gelişmemiş al yuvarların bile kana gönderildiğini görürsünüz. Çünkü ilik yeni al yuvar göndermek için çok hızlı ve yoğun çalışır. Eritroblast ve eritrosit arasında bir yerde olan bu genç al yuvarlara retikülosit denir. Evet, anemi durumunda bu retikülositlerden bol miktarda görülür. Özellikle de %3'ten büyük oranlarda görülür. Çünkü %0,5 ila 2,5 kandaki normal retikülosit oranlarıdır. Eğer bu değer 3'ten büyükse al yuvarların yok edildiği anemi türüyle karşı karşıya olduğunuzu varsayabilirsiniz. Al yuvarların yetersiz üretildiği anemi türünde ise ilik veya böbrek sorun yaratabilir. Bunlar genç al yuvar üreterek açığı kapatamazlar. Dolayısıyla retikülosit miktarında düşüş görülür. O yüzden bu tip anemi de düşük miktarlar söz konusudur. İşte iki farklı anemi türünden, yani al yuvarların yetersiz üretildiği veya yok edildiği türden hangisinin söz konusu olduğunu bu kolay yöntemle siz de anlayabilirsiniz.